Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bakalım Umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık güzellikler nasip etsin dileklerimle bugün e, kova burcuna özel kova yükselen kova burcuna özel aşk videosu çekeceğiz e, şimdi kovalara zaten kova yükselen kovalara zaten e, enerji Nisan ay videosu enerji videosu çekmiştik Nisan'da neler bekliyor bu videomuzda ise kova yükselen kovalar için aşk videosu. Kova yükselen kovalarda aşk hayatında neler bekliyor, neler olacak videosu çekeceğiz. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen sevgili kovalar için enerji kartlarını açmaya başlayalım. Bakalım. Bir tane kova için bir tane kova ve yükselen kovanın aklındaki kafasındaki olan kişi için kartı çektik. İkinci kartımı da çekip hemen yorumlara geçeceğim. Bu kovanın bu kovanın aklındaki kişinin bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Nasıl bir enerji içerisindedir kova ve yükselen kova. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Demek ki kova artık doyum noktasına gelmiş olduğunu gösteriyor kovalar e, haksızlığa uğradığı için şartları zorladığını gösterir. Baskın bir tavır ve baskın bir kararla, baskın bir karakterle ciddi kararlar alma düşüncesinde, belki de kendini zorladığını da gösteriyor olabilir. Kibirli, haşin ve bencilce davranacağını gösterir. Çünkü artık yeter demiş olan kova, karşı tarafı suçladığını ve böyle bir enerjide olduğunu gösteriyor. Kızgınlıklar var kovada kibirli olduğunu gösteriyor. Karşı tarafa gösterdiği enerjide sen demek ki karşı taraftan enerjinin güzelliğini verdiği fedakarlığın karşılığını alamadığı için ona karşı bir öfkesi, kibiri, nefreti ve bir soğukluğu olduğunu gösteriyor. Zorlamak veya zorbalık yapmak yapacağı bir enerjide olacağını gösteriyor. Metafor olarak balık metaforuna çıkardı. Hayallere dalan, hayal dünyasında yaşayan Siniri sakinlikte ötken korkan. Siniri sakinlikle örten. Şimdi kendi kendine kızgın olduğunu gösteriyor enerji ama karşı tarafı da yansıttığı enerjide biraz e, kendini dizginlemeyi becerdiğini artık e, Kaybetme korkusu içerisinde olduğunu gösteriyor. Burada kovanın kendi kendine kızgın olduğunu aslında gösteriyor. Keşke bunları yapmasaydım. Yaptığım fedakarlıkların karşılığı bu olsaydı yapmasaydım düşüncesiyle. Kendi içinde kendini paraladığını gösteren kova. Karşı tarafa yansıttığı enerji sakin ve korkak tavırlar. Korkak tavırlar derken korkak tavır budur. Yani... Hissettiği o öfkeyi ve o siniri karşı tarafa kaybetme korkusu yaşadığı için yansıtmamaya çalışan bir karakterden bahsediyor Kova'yı. Evet, şimdi Kova'nın aklında olan kişiye bakacağız. Ee, Regulus'un enerjisini çıkardı. Şans fırsat, popülarite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar. Bu kendi keyfinde. Yani enerji çok mükemmel, çok güzel. Şanslı ve fırsatlı olduğunu düşünüyor. Fırsatlar ona geleceğini düşünüyor. Popüler biri olduğunu düşünüyor. Yani kendi havasında enerjisi yüksek. Nasıl olsa kova beni seviyor. İşte karşındaki kişinin bana olan duyguları temizdir. Beni bırakmaz. Beni her zaman e, idare eder düşüncesinde olduğunu gösterir. Güçlü ve istikrarlıdır. Hani şu anki verdiği karardan geri dönüş yapma düşüncesi gibi bir düşüncesi olduğunu görmüyorum güncel enerjide. Ağacın ruhunu çıkardı karşı tarafa. Kökleri sağlam bir temel oluşturuyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor. Bu kişinin enerjisinde olan soğukkanlılık, şanslı ve mutlu olmasına rağmen gelecek olan enerjide onu aile bağlarına daha kuvvetli olan belki de enerji olarak ilişki daha zaman ayıracağını e, ilişkiler yazıyor. Bak bu ilişkiler hayat sağlık ve huzur. Huzurun e, yerini bulması için barış düşüncesinin olma ihtimali olduğunu gösteriyor. Bakın ağacın enerjisini görüyor musunuz? Huzur. Bakın enerjide ne kadar huzur var. Denizin enerjisi semada güneş var ve burada ağacın yemyeşil olduğunu gösteriyor. Artık ben diyor ki bu olumsuzluklardan bıktım, usandım gibisinden artık aramızda ne olursa olsun yumuşama düşüncesi, barış teklifi senden giderse kabul etme düşüncesi ve ortamı yumuşatma ile ilgili düşüncelerinin olacağını gösteriyor. Şimdi kartlarımızı açalım ve Kova ve yükselen kovanın aşk hayatında neler bekliyor? Bir bakalım bakalım. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Emeğe saygıya davet ediyorum. Sizi güzellerim. Şansınız bol olsun hayatta. Umarım her şey güzel olur. Onun dışında... Tabii ki videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir like, bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz kanalıma canlarım. Sonuçta bir emek var. 2, 4, 6, 7. Evet onun dışında ikinci kanalıma abone olmanızı istiyorum. Çünkü soru cevap istiyorsunuz benden. Soru cevaplar için ikinci kanalıma abone olup bin aboneyi geçmemiz gerekiyor. Güzellerim Nur Tarot 2. Oraya da abone olursanız canlı yani soru-cevapları oradan açacağım. Bir aboneye geçtikten sonra. Evet. Sonra ne vardı aklımda? Bu genel bir açılımdır arkadaşlar. Genel açılımdır bu. Üzerinize kolektif niyetleniyoruz çünkü üzerinize uyanlar alın, uymayanları geri evrene lütfen iade edelim. Her zaman güzel ve pozitif düşünelim. Benden bireysel danışmanlık almak isteyenler 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattımdan mesaj atarak aramayın lütfen mesaj atarak yardımcım Derya'dan destek ve yardım alabilirsiniz. Randevu oluşturabilirsiniz. Onun dışında ne kaldı? Telefon numaramı ve Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum canlar. Evet. Yo. Oh. Bak görüyor musunuz çıkan enerjini? Şimdi arkadaşlar sevgili kova ve yükselen kovalar burada bir ihanetle başlattı kartı. Kılıç üçlüsü ihanet ve yalan dolandan bahsediyor. Ee, ayın 8'i veya 18'inden bu tarafa olan ilişkinizdeki sıkıntının açıklamasında ihanet, kararsızlık, olumsuzluk, tutarsız davranışlardan bahsediyor ve onun üzerine burada özellikle bak ikizler, kova, terazi, koç, aslan, yay. Özellikle akrep ve aslan burcu yükselen de bu burçlardan olabilir. Olumsuz bir Beraberliğin üzerine olası olan bir ihanet ve bir yalan dolandan bahsediyor. Ee, karşı tarafın çabası var bu e, duyguyu ve aranızda olan olumsuzu düzeltmek için dengeyi tutturmak için savaştığını ve çaba sarf ettiğini gösteriyor. Bu kimdir özellikle ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi enerjisi yansıtıyor kart bana. Sizi artık çok yormuş bu ilişki. Yorgun ve bitkin hissediyorsunuz. Kaygılar içerisinde gösteriyor sizi sevgili kova ve yükselen kovalar. Ama bunun üzerine bunun üzerine üçlü vakitlerde bir barış olacağını gösteriyor. Kupa üçlüsü barıştan bahsediyor. Üçlü. 3-7 vakit gösterdi. Bak 37 vakit içerisinde bir barış, bitiş ve yeni bir başlangıç da olabilir. Şimdi genel enerjiye bakarak konuşuyorum. Kolektive niyetleniyoruz. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Şimdi burada kesin bitişler olacağını gösteriyor. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, bu enerjiyi bitirdiğini, resti çektiğini gösteriyor Kova. Haklı mıdır? Gayet tabii haklı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu ilişki gerçekten ilişkilikten çıkmış olarak gösteriyor. İlişkide yalan var, dolan var, ihanet var. İlişkide sana karşı haksızlıklar var ve kova borcu ilişkiyi bitireceğini gösteriyor. Bazı enerji özellikle Koç aslan ya yükselen Koç aslan yaydan bahsediyor. Ve e, bitiş ve yeni bir başlangıç. Hayatında aşk hayatında çok mükemmel, çok dürüst, denge 13'ü 13 ayın 13'ü veya 13 vakit 13 ayın 13'ünü gösteriyor olabilir 13 13'ünde bir karar vermen gerekiyor ve bu karar neden yana bitiş göstereceğinden bahsediyor ilişki kesinlikle bitireceğinden bahsediyor ilişkiyi bitirdiğiniz koç aslan yay ve yükselen koç aslan yayların size kesinlikle her külade barışmak için çok ciddi adımlar ve uğraşlar sarf edeceğini gösteriyor sevgili kova ve yükselen kovalar. Burada sizi sürekli kontrol altında tutmaya çalıştığından bahsediyor. Yani tutarsız davranışları ile beraber kontrolcü bir düşünceler ve atılan adımları sürekli olarak denetlenme. Sizi takip ettiğini, sosyal medya olabilir her yerden takip ettiğini gösteriyor ve... Ee, sizin ona kızgın olduğunuzu gösteriyor. Kızgınlığınızın geçmesini gösteriyor ve teslimiyet. Kesinlikle geri dönüş yapıp özürünü de dileyecek bu egolu karakter. Bunu gösteriyor. Barış ve mutluluktan bahsediyor. Kartları görüyorsunuz. Hangi enerji? Ateşin enerjisini. Ateşle ciddi yıkım yaşadıktan sonra koç aslan ya yükselen koç aslan yayın kovaya kesin net olarak geri dönüşünü gösteriyor. Ama bu ilişkide siz net resti çektikten sonra olacağını gösteriyor hayatını düzene sokacağım ben sana geleceğim düşüncesiyle sonuç olarak vicdan yaptığı ile ilgili çünkü çokça emek sarf ettiğini çok onu sorunlarıyla uğraştığını gösteriyor ve mutluluğum sendedir düşüncesiyle geri dönüşünü veriyor şimdi burada sıkıntılar ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazinin ee, sıkıntılı gösteriyor kova ve yükselen kovalarla şimdi buradaki olumlu, olumlu olan yanı nedir olumlu olan yanı kova aşık kova karşı tarafa sevdiğini gösteriyor yani ne olursa olsun bu inatlaşma bitsin de geri dönüş yapsın düşüncesinde olduğunu gösteriyor kovaların Şimdi birkaç kart daha çekmek istiyorum. Devam edelim. Ama ilişkinizde ihanete uğrayabilirsiniz. Bakın ihanete uğramış olabilirsiniz veya karşıda bir ihanet var. Çok dikkatli olmanızda fayda var sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Öfke var ilişkide. Sizi çok kızdırıyor. Huzurunuzu bozuyor. Sizi kaygıya sokuyor ve ikilemde bırakıyor bu karakter. Şimdi bakalım neler var. Yengeç Balık Akrep yükselen Yengeç Balık akreple kadersel bir değişim, kararsızlığa uğramakla beraber Kova'nın da ona karşı olan direncini gösteriyor. İkilemde kalan enerjinin sonucu olarak Kova şey Yengeç Balık Akrep yükselen Yengeç Balık Akreplerde ikili vakitlerde barışma olacağını gösteriyor. Ama sevgili Kovalar, özellikle ayın bu üçlü vakitler Üçlü vakitlerde net bitişler ve başlangıçlardan bahsediyor. İlişkinizde net kararlar vereceğinizi gösteriyor. Bitiş veya devam etme gibi düşünceler, net kararlar var Kova'nın aşk hayatında. Ee, bence Kova bu kararı vermekte biraz geç kalmış olduğunu gösteriyor. Topraklar, Boğa, Başak, Oğlak yükselen Boğa, Başak, Oğlaklar aklı fikri sizde kalmış sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Size karşı çok önemli ee, söylemesi gereken bazı açıklaması gereken bazı şeylerden bahsediyor. Şimdi bir de bir şey daha var. Kova ve yükselen kovaların ilişkilerinin içerisinde bir maddi mevzudan da bahsediyor. Para ile alakalı karşı tarafla olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz veya yaşıyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla ödün vermemeniz gerekiyor. Parayla ilgili duygusal aşk hayatınıza parayı karıştırmayın. Karıştıran kovalar sıkıntı yaşayacağınızı gösteriyor. Benden söylemesi. Onun dışında bir bakalım genel nasıl bir enerji. Genel enerji. İnatlaşmayı görüyor musunuz? Ama kova her herkülade açıktır. Özellikle ateş ve yükselen ateşler. Özellikle ateşleri gösteriyor. Ateşlerle kesinlikle bir e, barış olacağını gösteriyor. Şimdi burada topraklara karşı aşırı bir duyarlılığı olduğunu gösteriyor. E, ve uzun zaman olan bir ilişkiden, geçmişten gelen ilişki. Toprak ve yükselen topraklar. Boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlakların kovaya geri dönüşleri olabilir diyor. Burada kartlar. Evet seni unuttuğunu göstermiyor sevgili kova toprakların. Güzel bir enerji. Masumiyetle çocukçu bir çocuksu bir masumiyetle geri dönüşleri var. Ve tertemiz bir yol. Şimdi burada e, özellikle aynı ikinci yarısından sonra aşk hayatımızda değişiklikler olma net kararlar, kesin kararlar ve yuva kartı. Yuva kartı nedir? Aileyi temsil eder. Özellikle e, toprak ve yükselen toprak, boğa başak, oğlak yükselen boğa başak oğlaklarla e, sanki geçmişten kalma uzun süreli olan bir ilişkide geri dönüşüyle net kararlarla döneceğini gösteriyor. Yani sizi evliliğe götürebilir veya devamlı uzun süreli bir ilişkiye tekrar başlayabilirsiniz. Düşüncesini veriyor sevgili kova ve yükselen kovalar yani enerji olarak kesinlikle peki aklınızdaki kişinin e, kalbindeki ne bir bakalım kalbinde neler olacak veya nasıl bir düşünce genel enerjiye bakacağız e, kalbinde ne var bir ona da bakalım sevgili kovalar bakalım. Ufacık bir yalandan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım. Demek ki bak ilk çıkan enerjide de tutarsızlık olduğunu gösteriyor. Yani pişman olduğunu kesinlikle gösteriyor. Ortada bir yalan olan var ama pişmanlığını da veriyor. Bu arada çok yorum kendime bile ayıracak zamanım yok. Mesafe koyduğunu gösteriyor. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bak görüyor musunuz enerjiyi? Yani sizin de baskı yapmamanız gerekiyor. Biraz geri çekilmeniz gerekiyor. Çünkü karşı taraf buna henüz hazır değil. Sizi kızdırmış olduğunu gösteriyor. Kızdırmış olmasına rağmen diyor. E, hani belki de e, sizin biraz sakinleşmenizi mi bekliyor veya ilişkiden uzaklaştığını gösteriyor. Bu kartlar da kendini attı karıştırırken bunu da bir çıkarayım hep aklımdasın. Her an seni düşünüyorum. Bak, e, şimdi gösterdiği tavır ve hareketlerde bir tutarsızlık kesinlikle var. Ama duygusal olarak sizden vazgeçtiğini göstermiyor. Gelir misin bilmiyorum ama iyi değilim gel. Hep sizden bekliyor bir şeyleri. Ama kusura bakmasın yani. Sevgili Kova ve yükselen Kova. Hiçbir şekilde kendinden ödün vermeni istemiyorum. İlişkide barış olacaksa, zaten geri dönüş olacaksa kendisi geri dönsün. Sizin adım atmanızı istemiyor, önermiyor. Kart anlatabiliyor muyum? Zaten yeterince çaba göstermişsiniz, yeterince adım atmışsınız bunu gösteriyor. Değerliliğe bakalım. Nasıl bir genel enerjide? Değerlilik seviyesine bir bakalım. Suçluluk duygusu var. Suçlu olduğunu kabul edeceğini gösteriyor karşı tarafın kesinlikle suçluluk duygusu ve kimyasal çekim aranızdaki olan tutku çok önemlidir. Tutkudan yana dönüş yapabilir yaparsa diyor. Bak karşılıklı bağımlılık var. Çünkü sizin birbirinize tutku veya duygusal olarak bağlı olduğunu ama bazı sorunlardan kaçtığını, sorumluluk almaktan kaçtığını gösteriyor karşı tarafın ve ilişkide her şekilde çaba gösteren kişi Kova olduğu için ve haksızlık ve adaletsizlik de kovaya yapıldığı için artık kovada yorulmuş. Ama onun için değerli misin? Değerlisin. Tabii ki bu kadar çaba gösterirsin. Değerli olursun tabii ki. Bunu gösteriyor. Kalpten kalbe sohbet. Yani enerji olarak karşı tarafla alakalı durumlarda kesin ve net kararlarda bitişlenden yana olduğunu gösteriyor. Karşı tarafta bak soğukluk olabilir, gitmiş olabilir, iletişimsizlik olabilir. Ama kalbinden ve enerji olarak seni çıkardığını göstermiyor. Başta çıkan bitiş ve yeni başlangıçlar dedim ya kova bitirir. Kozlar sende sevgili kova. Bitireceğin negatif enerjileri bitirecek olan kişi sensin. Karşı taraftan bitiş vermiyor. Karşı taraf sadece kendini geri çekiyor. Sorumluluk almaktan kaçıyor. Bütün sorunları sana yüklemeye çalışıyor. Enerji budur. Ama kesinlikle seni kaybetmeye göze alamayacak bir enerji çıkartıyor. Çünkü ona her türlü yardımda ve destekte ve en önemlisi güven konusunda çok aşırı sana güveniyor. Çünkü ben ne yaparsam, ne edersem beni kabul eder, beni zor durumda bırakmaz gibisinden düşüncelerini gösteriyor ve o konuyla alakalı bir de yanı sıra tutku var aranızda. Tutkudan yana değerlilik, sen onun için değerli olduğunu gösteriyor ve şuraya bakar mısınız? Bak demin de çıkardı bu kartı orada. ...ilişkilerde kesin bir e, böyle bir 180 derecelik bir değişim de dönebilir. Bu sonuçlanabilir böyle bir enerji olabilir. Sen liste çekmişim. Belki evlenmek istiyorsundur. O kaçıyordur veya karar veremiyordur. Kararsız kalmıştır. O enerjinin bitişinde ne gösteriyor? Kesinlikle kendini geri çekersen bu kişinin enerji olarak senden kopuş yok ve net kararlarla geri dönebilir diyor kart. Bu da alyans. Tamam mı sevgili kovalar? Sizi çok seviyorum. Kendinizden ödün vermenizi kesinlikle istemiyorum. Çünkü kova fedakar bir boştur. Kovanın ortası yok, yalanı dolanı yok. Kova açıktır, nettir. Karşı tarafında açık olmasını istiyor. E karşı tarafta böyle kararsız ve ikilemde bırakırsa kova resti çeker zaten. Bunu gösteriyor. Budur. Evet canlarım videomu fazla uzatmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Umarım her şey hayatınızda gönlünüzce olur. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.